Küllüel <laughs> son, kime Bu da gördüğünüz gövde delik <gülüyor> söyle. <gülüyor> Bu da <laughs> Söyle Bu da ya abi, Bu, da ka... ne? Da <laughs> da. Bu da gördüğünüz karı da. Neydi? Karı Bu da gördüğünüz karıda delik skin. Karıda mı? <laughs> karıda delik skin. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Halil. Bugün yeni bir devstrimi videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün 126. devstrimimin özetini ve incelemesini yapıyoruz. Buyurun geçelim. Welcome back operator. Nix'in Deluxe skininin oyun içinde görüntüsü şu an böyle. Tabii ki Rebecca kendi tarz şeklinde boyamış ama farklı bir renk şemasında olacak. Olsa da görüntüsü böyle oyun içine geldiği zaman böyle olacak ve kendiniz istediğiniz gibi fashion'larınızı kullanabileceksiniz. Yeni yelpaze şeklinde bir yeni mili e, milli silahımız yakın dövüş silahımız geliyor. Ve yanında gördüğünüz gibi detaylarda yukarıda ucunda böyle bir tane bir şey bağlı sugatra gibi tüy e, gibi gözüken bir sugatramız geliyor artık sonunda. Tüy ha, gibi bir şey olan, kumaş gibi bir şey olan yani tüy ama böyle bir doğal bir şey ilk kez gelecek. Bakalım nasıl olacak geldiğinde, oyunda nasıl gözükecek. Yakın bir vakitte Paskalya Bayramı olacağı için e, önceki devsirimlerde göstermiş olduğumuz bu karakterimizin Warframe'imizin efekt, efektleri arkasında bıraktığı izler veya Warframe e efekt gibi şeyler geliyor demiştik. Bunu da bir Easter Egg Easter Egg demek de şimdi farklı o da. Easter ya Pascal ile yumurtası diyeyim ya. Easter Egg dersen şimdi farklı bir şey anlaşılır. Pascal ile yumurtası bıraktığınız arkada bir efekt gelecek. E, o da sanırsam etkinlik süresi boyunca kullanılacak. Sonunda geri mi alınacak yoksa durar mı bilmiyorum ama e, tavşan kulaklarıyla birlikte geleceğini biliyoruz sadece. Yeni gelecek olan Jüpiter Gaz güncellemesinde bir takım parkurumsu şeyler yapacağınızı söylemiştik. Yani sadece git görevi yap, kay, zıpla, çık görevden tarzı olmayacağını söylemiştik. Orada da işte parkurun nasıl yapıldığına dair biraz görüntü var. Onu da bir göz atalım. Aa, o seyde o seyde Keep going. Trickery. Oh. I think you could use your... Mm -hmm. My power? You think I can actually time that to land there? You, I don't see it. think can. you can. I don't really? think let's see it. Let's see it Let's see it. Let's see it. Oh. I don't know. I mean, it's worth a <laughs> try. I think it. it's worth a <laughs> shot. <try>. Nope. Oh. <laughs> 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 All right. We'll just see. some It was a good attempt. If you do it, we'll give a platinum prize away. Oh! Oh, you okay. oh, can. That, that was pretty, pretty cool. cool. That was styling. I liked it. Gelecek olan bu arkada bıraktığımız efekt olayı şeyinden bir de e, Eidolon efekti gibi Eidolon yürüş efekti gelecek arkadan bıraktığımız. Bu Bunu da sanırsam bilmiyorum bayağı bir sayıda 100 kez falan Eidolon yakalayınca falan kazanacaksınız vesaire dedi de bunu tam belli değil dediler o yüzden e, tam bir sayı söylemeyeyim nasıl kazanıldığı şimdi belli değil ama böyle bir e, efekte gelecek. Yeni hayalet tarzı karakterimiz olan Wispin yetenekleri açıklandı. Pasifi havadayken herhangi bir yere dokunmadığı sürece veya zıpladığı zamanlar boyunca görünmez olmasını sağlıyor. Bir hayalat olarak birinci yeteneği ise destek açısından kullandığında yerlere depomsu rezervuarımsı bir şeyler koyuyor. Rezervuar dediler de onu siz rezervuar, depo gibi bir şey gibi algılayın. Bu depo gibi şeyleri koyuyor. Bu depolar can, can olsun, hız olsun bir şekilde buff'lar veriyor. Bu buff'ları isterken de alıyor veya depolarını koyduğu gibi oradan takım arkadaşları gelip alabiliyor bu buff'ları. Bunları zaten daha detaylı vesaire oyuna geldiği zaman görürsünüz. İkinci yeteneği ise, Mirage, eğer Apex Legends oynadıysanız oradaki Mirage karakterine benziyor. Decoy atıyorsunuz, şaşırtmaca atıyorsunuz ve bu şaşırtmaca gittiği yöne doğru yakında herhangi bir düşman varsa... ...onların hemen dikkatini ona çekiyor, decoy'a çekiyor ve onlara radyasyonel e, hasar veriyor, onları sersemletiyor. Ayrıca zaman tükenmeden, aynı anda yine basarsanız yeteneğe... Altta bir sayaç var 2 saniyeden başlıyor. O yeniden tıklarsanız Neza'nın e, biliyorsunuz ki Neza'nın disk atma skili var. O disk atma skilini bir kez daha bastığınız zaman orayı ışınlanıyor uzunluğunuz. E, ışınlanıyordunuz. Aynısı bunda da oluyor. O decoy'da ışınlanabiliyorsunuz tekrar bastığınızda gittiği yöne doğru. Üçüncü skil ise biraz daha taktiksel oluyor. Biliyorsunuz ki birinci skil ise depo rezervuar gibi bir şey yapıyorsunuz ve destek e, sağlıyorsunuz ekip arkadaşlarınızı ve kendinize demiştik. Bu depo için kullandığınız şeyler, depoladığınız yani yere koyduğunuz depo şeyleri 3. eteni aktive ettiğinizde etrafa radyasyon hasarı şey yapıyor, yayıyor. Böylelikle düşündüğünüz zaman etrafı depolara do, donattığınız zaman 3. skill'e basarsanız radyasyon çemberi içerisinde düşmanlara hasar verebilirsiniz. Dördüncü skill ise güneşi çağırıyorsunuz ve lazer şeklinde saldırıya başlıyorsunuz. Çok yaratıcı ya. Yani operatörümüzün birinci halinde göğsünüzden lazer ettiğiniz gibi dördüncü skillinizi açtığınızda güneşi iki elinizin ortasına getiriyorsunuz ve oradan güneşi kullanarak Saldırı yapıyorsunuz yani e, nasıl olacak bilmiyorum ama yani hayalet temalı bir Warframe'de böyle skill'ler çok garip geldi bana yani çok fazla alakasız şeyler birleştirilmiş gibi geldi Hadi pasifi uyuyor ama neyse şikayetim yok yine de güzel yapılmış bir karakter geldiği zaman oynarız e, yine bir exalted silah falan bekliyoruz yani Excalibur'un olduğu gibi öyle bir Warframe gelsin artık farklı Warframe'ler vesaire gelsin. Evet bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.